Forum sayfa cevapları sitemize hepiniz hoş geldiniz sevgili ziyaretçiler. Bugün sizlerle 6. sınıf din kültürü aldığı bilgisi ders kitabı toplumumuzu birleştiren temel değerler metni soruları ve cevapları sayfa 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 işleyeceğiz. Sizce bir topluluğun millet olarak nitelendirebilmesi için hangi ortak değerlere sahip olması gerekir? Bir toprak parçası üzerine var da insan topluluğu millet sayısı bilmesi için aynı milli değerler, aynı dini değerler içinde bir arada olmalı ve birbirlerini farkındalarına saygı göstererek bir arada güçlü bir şekilde yaşamaları gerekmektedir. Yukarıda yer alan açıklamada gördüğünüz gibi bir toplum millet olabilmesi için aynı üzüntü ve sevinç içerisinde birleşmesi gerekmektedir. Bir toplumun millet olabilmesi için dışarıda gelebilecek düşman tehlikesine karşı aynı duygu ve düşünceler içerisinde bir, alay, bir araya gelerek güçlü bir şekilde düşmanın bertaraf etmesi gerekmektedir. Tarih boyunca görüldüğü gibi din, dil, ırk fark etmez sizin, Türk milleti düşmanlara karşı malını, canını hiçe sayarak karşı gelmiş ve Türk ulusunun bağımsızlığı için Türk milleti birleşmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ne için sevmeliyiz? Ona olan sevgimizi ve bağımımızı nasıl ortaya koyabiliriz? Düşüncelerinizi sınıfta açıklayınız. Yüce Allah Celle Celaluhu tarafından son peygamber olarak insanlara rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem olduğu için onu en iyi şekilde sevmeli, saygı duymalı ve kalbimize taşımamız gerekmektedir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sevgimizi göstermek için onun çizdiği ve bizlere gösterdiği sünnetleri farzlara yürümüş olduğu Allah'ın yolunda indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde okumakta ve ibadetlerimizi en iyi şekilde yaparak onu almalı ve sevgimizi göstermemiz gerekmektedir. Sonuç olarak Peygamber Efendimiz'in sevgimizi saygımızı göstermek için Yüce Allah Celle Celaluhu'na karşı iyi bir kul olmalı. Allah yolundan çıkmadan bizlere verilen emir ve yasaklara uymamız gerektiğini aklımızdan çıkarmamız gerekmektedir. Bağımsız bir vatan olmasa neler yaşardık? Aşağıdaki görsel dikkat ede alarak beyin fırtınası yapınız. Bağımsız bir vatanımız olmasaydı, eğer sürekli olarak millet olarak çeşitli sıkıntılar içerisinde dini düşünce ve özgür düşünce gibi fikirlerimizi ifade edemeyecek, baskılar nedeniyle bize yapılmak istenen kurallara uymak zorunda kalacaktık. Ayrıca bağımsız bir vatanın bizlere tarihi ve doğal güzellikleri gibi birçok faydası olduğu, bu doğal güzelliklere beraber ekonomik bağımsızlığın elde edilmesi sonucunda güçlü bir millet, güçlü bir devlet haline gelerek bütün dünyaya söz hakkı sahip olacaktık. İşte bu nedenle kurtuluş mücadelesi başlamış. Türk milletinin bağımsızlığı, dinini, dilini, ırkını, mezhebini ve kişisel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla çoluk çocuk demeden bütün Türk milleti kurtuluş mücadelesine kazanmış ve bütün düşmanları topraktan atmıştır. Yukarıdaki şema üzerinde arkadaşlarınızla konuşunuz. Sizce bu şema başka neler eklenebilir? Yukarıda yer alan şemada eklenmesi gereken birçok vatan önemi içermektedir. Yukarıda yer alan vatan bizim evimizdir. Vatan rahat bir şekilde yaşamımızı sağlar. Vatan sayesinde dil, dil ve düşünce özgürlüğümüz vardır. Yukarıda dizelerde anlatılmak istenen nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Girmeden Tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vuruldukça yürekler onu top sindiremez. Yukarıda dizilerde anlatılmak istenen olgu bizlere arasında nifak ve ayrılık düşmeden hiçbir düşman aramızdan giremeyeceği bütün düşmanları karşına dimdik durmak için bir arada tek yumruk olmamız gerektiği hakkında bizlere bilgi vermektedir. Aşağıya akrostiş tekniğini kullanarak bayrak konulu bir şiir yazınız. Bardırmadan bir yiğit var. Atatürk diye bir ses var. Yiğit diye bir name var. Rahmandan göklerde bir nur var. Ayak basar Samsun'a. Korkma iman dolu haddim var. Yukarıdaki dörtlükte Allah Celle Celaluhu'ndan neler dinlenmektedir aşağıya yazınız. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananın bütün varımı alsın da hüda etmesin. Tek vatanımı beni dünyadan cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne maharameli, Şu ezanlar ki şehadetin dininin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Yukarıda yer alan şiire göre Yüce Allah Celle Celal bu vatan uğruna şehit olmak ve bu tanın ezanlarının hiç susmaması ve düşmanların işgaline uğramaması muhafaza edilmesi gerektiği hakkında bizlere bilgi vermektedir. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş olmaktayız. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videonun altında linkten web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Web sitemizde soracağınız sorular değerli adminler tarafından cevaplanacaktır. İyi bir eğitim öğretim yılı geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.